3600 ek gösterge. Ek gösterge 3600 ile ilgili memursan Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse açıklama yaptı. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Memursan Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Kütahya'da ek gösterge 3600'den kimlerin yararlanacağını açıkladı. Memursan Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Kapsamın genişlemesi, 2018'de verilen 4 meslek grubuna ait sözün bütün kamuyu kapsayacak şekilde genişletilmesiyle ilgili sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada örgütlü hareket ederek kamu çalışanları bu alanı, bu kapsamı genişletme fırsatı buldular. Memur sendikacılar açısından da bunu son derece önemli buluyorum. Bu 3600 ek gösterge ve ek göstergelerle ilgili düzenlemeden 5 milyon 300 binden fazla insanımız faydalanacak. Kadrolu memur arkadaşlarımız faydalanacak. Henüz kadroya geçiremediğimiz ama 2022 yılı içerisinde 600 dönem toplu sözleşmede de karar altına aldığımız ve masanın muhatabı olarak Memur Sen Konfederasyonu olarak masada çözümleyeceğimiz kadroya geçiş süreciyle birlikte 4B'li, 4C'li arkadaşlarımızın da o süreçten sonra istifade edebileceği ve kapsamın 5 milyon 300 bini de aşacağı bir memnuniyet sürecine bu noktada ulaşmış olacağız. Çalışanlarımız açısından çalışma hayatları boyunca aldıkları maaşlarda kısmi bir iyileşme, 100-120 lira bandında bir iyileşme gelirken bu düzenlemeyle esasında asıl beklentimiz emeklilik maaşında ve emekli ikramiyesinde olacak. Özellikle çalışanlarımız 3600'e ulaşan çalışanlarımız bir üst dilime ulaşan çalışanlarımız açısından emekli maaşlarında 1200-1300 lira gibi bir artış, emekli ikramiyelerinde 44 bin lira ile 50 bin lira arasında bir artışa ulaşmış olacaklar. Elbette sıkıntılı alanlar var. Bunları da burada kabul etmek ve bunlarla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini de ifade etmek durumundayız. Özellikle düz memur arkadaşlarımız açısından 2200 ek göstergeden 2800'e ve 3000'e ulaşanlar açısından tazminat yansıtma oranları bakımından bir değişiklik olmadığı için buradaki arkadaşlarımızın genel kazanımdan elde edilen kazanımları elde edemediklerini görüyoruz. Bu bakımdan orada bir memnuniyetsizlik var. Fakat tazminat yansıtma oranlarında bir düzenleme yapılarak bu alanda da onların da sıkıntılarının giderilmesiyle hakikaten kamuda uzun yıllardır beklediğimiz ve devrim niteliğinde bir sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşamış olacağız. Ben bütün bu süreçte kamu çalışanlarının sözcüsü olan Memur Sen'in katkısını buradan bir defa daha ifade etmek istiyorum. Kamu sendikacılığı açısından da toplu sözleşme sürecinde, 6 dönem toplu sözleşme sürecinde bu çalışmanın yetkili konfederasyonla birlikte yapılması ve 2022 yıl içinde masadan bir sonucun çıkmasıyla ilgili bir karar alınmıştı. Kamu sendikacılığı açısından bu da önemli bir dönüm noktasıdır. Demek ki devlet ve kamu çalışanlarını temsil eden bir sendikanın birlikte masaya oturması süreci kamuda daha fazla bir memnuniyeti ortaya koyuyor. Bu devletin de beklediği, kamu çalışanlarının da beklediği bir mesele. Yine aynı şekilde 600 dönem toplu sözleşmenin 52. maddesi de sözleşmeli personelimizin kadroya geçirilmesi ve sorunlarının çözülmesiyle ilgili ortak çalışma yapılmasını öngörüyordu. Bundan sonraki süreçte de hem o çalışma arkadaşlarımız, sözleşmeli çalışma arkadaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz. Hem de bu düzenlemeden onların da faydalanmasının yolunu açacağız. Peki Kütahya'dan kaç kişi yararlanacak kamuda? Kütahya'da az önce de ifade ettiğim gibi bütün memur kesiminde 4C'li, 4B'li çalışan dışındaki bütün memur arkadaşlarımız bundan faydalanacak. Hatta ve hatta yardımcı hizmetler sınıfımızın kadro ek gösterge tanımlaması yok idi. Onlar da bu kapsamın içerisinde alınmak suretiyle 600 ek göstergeyle bu sürece başlamış oldular. Bu bir başlangıç adımıdır. 600 ile başladı. Esasında teklifimiz onlar için en az 1500 ek göstergenin tanımlanmasıydı. İnşallah bu başlangıç adımından sonra zaman içerisinde bu alanlarda iyileştirme yapılacak. Kamudaki bütün memur arkadaşlar, sözleşmelilerin de kadroya geçirmesinden sonra bütün memur arkadaşlar 2023'ten itibaren inşallah bu haklardan faydalanabilecekler.